Sevgili iki anne bir mutfağın tatlı anneleri, hoş geldiniz. Bugün sizlerle meyve püresi yapmanın sırları üzerinden geçeceğiz. Bir iki bölümlük mini dizi hazırladık sizin için. Şakası bir yana, evet iki bölümde olayı şöyle bir ele alalım, yakından bakalım meyve pürelerine dedik. Çünkü 6. aya gelindiğinde ilk o kahvaltılık tahıllarla birlikte zaten hayata giren sebze püresiyle el ele neredeyse hayata giren husus meyve püresi oluyor. Dolayısıyla siz annelerden de pek çok soru geliyor. O yüzden neden olmasın? Gelin hep beraber şöyle bir meyve püresi olayına bakalım. Nelere dikkat ediyoruz? Biz en azından iki annen olarak nelere dikkat ettik? Neleri size tavsiye ederiz? Neleri etmeyiz? Şimdi meyve püresi... Genelde katı gıdaya geçerken denir ki sebzeyi sevdirmek, meyveyi bir kere tatmış olan çocuğa zordur. O yüzden de meyve püresini ilk verdiğiniz şey olarak tercih etmeyin. Sebzeleri şöyle bir alışsın, yeme fiilinin bütünüyle bir aşina olsun. Ondan sonra sebzelerle ilgili bir endişeniz kalmadı mı meyve pürelerine geçebilirsiniz derler. Öyle veya böyle bir şekilde o meyve püresi yapılacak. Yapılacak da nasıl yapılacak? Bir kere her şeyden evvel her zaman söylendiği gibi sezonu neyse, hangi mevsimdeyseniz o mevsimde yetişen meyveyi tercih etmenizi biz de tavsiye ederiz. Mümkün olduğu kadar doğaya yakın ürünlerle çalışabilmek için mutfakta. Başlangıç için her zaman elma, armut, hem çok mesela karpuz gibi tatlı değil, hem sindirimi kolay, hem öyle çok fazla bugüne kadar herhalde tespit edilmiş alerji vakası yok, hem de faydası anlatmakla bitmez vaziyette. Biliyorsunuz armudun en belirgin özelliklerinden bir tanesi bağırsakları çalıştırmasıdır. Aslında elma da meyve bütününde büyük oranda bu işi zaten görüyor ama o açıdan hem lezzet hem de sağlıkları için harika birer seçenek. Sonra zaman içerisinde hangi mevsimdeyseniz dediğimiz gibi 3. 4. 5. diğer meyvelere doğru geçebilirsiniz. Şimdi sonuç olarak meyveyi aldıktan sonra meyvelerle ilgili genel olarak şu söylenir. Hani vitamini kabuğundadır diye. Evet tamam haklılar söyleyenler. Belki önemli bir besin değeri kısmı kabuklarında saklı ama 6. aya geçerken gelin bundan feragat edelim. Kabuklarını işin içine çok iyi eritebileceğinize, pürüzsüz bir hale de püreye çevirebileceğinize inanıyorsanız sorun yok. Ben ilk seferlerde açıkçası soymuştum. Kabuğu işin içine daha sonraki aylarda katarım diye. Meyve suyu yerine meyve püresi vermeyi de her zaman tercih ettim. Yine aynı şeyden yola çıkarak. Posasıydı, o besin değerlerini saklayan kısmıydı, etiydi. Bundan feragat etmek istemedim. İşin sonunda meyve suyunu çıkardığınız vakit bütün diğer kalan kısmı aslında vücuduna girmiyor bebeğin. Sadece şeker oranı oldukça yüksek olan suyunu tüketmiş oluyor. Onun yerine bizim tercihimiz hem Seda'nın hem benim meyve suyu içirmek yerine meyve püresi yedirmek, meyve püresini bir şekilde yemeklerine katmak oldu. Şimdi... Meyve diyelim ki elma ile başlıyorsunuz, diyelim ki armutla başlıyorsunuz. Bu meyveleri aldığınız vakit şöyle bir fark var aslında. Mesela bir muz gibi, avokado gibi meyvelerde zaten meyveyi olduğu şekliyle tabağa koyup çatalla ezdiğiniz vakit çok rahat püre haline geliyor. Elmayı, armutu biraz daha buharda pişirme usulüyle yumuşattıktan sonra püreleştirmek hayatı kolaylaştırıyor. Püreyi yapmayı daha zevkli ve hızlı ve pratik kılıyor. O yüzden de yapacağımız şey aynı sebzelerde olduğu gibi iyice yıkadıktan sonra elimizdeki alternatiflere, yani pişirme yöntemlerine bakmak olacak. Piyasada bulabileceğiniz neler var? Buharda pişiriciler var. Onların bir kısmı buharda pişirme işlemini yerine getirirken genelde hemen ufak bir hazne değişikliğiyle el blender kısmına geçirip püre haline getirebiliyorsunuz. Böylece tek alet kirleterek aslında süreci sonuna kadar, püre haline kadar tamamlamış oluyorsunuz. Bu bir tercihtir. Bir yatırım meselesidir. Buharda pişirme yöntemiyle kabaca bir sene haşır neşir olacağınızı düşünürsek bu parayı ödemeyi tercih edip etmediğiniz tamamen size kalmış. İstemezseniz hiç sorun yok. Hiçbir olumsuz etkisini yaşamaksızın evdeki aletlerle de bu işi tamamlayabiliriz. Tencereye su koyabiliriz. Meyveyi bunun içine atabiliriz. Ve meyveyi attıktan sonra kaynayan yani meyveyi kapatacak kadar su da doldurup altını yakarız, su ısınır derken kaynar ve artık kısık ateşte meyve istediğiniz yumuşaklığa gelene kadar pişirirsiniz. Yumuşacık püre haline gelmeye hazır olur. Bir başka seçenek, bu şekilde bir kabın içerisine doldurup
ki bunun adı buharda pişirmek olur ve o zaman aynı şekilde tel süzgeç de kullanabilirsiniz. Suyun içine koymak yerine suyun buharından faydalanarak pişirmeye geliriz ki o zaman koyacağınız meyvenin vitaminini suya bıraktığı için oluşacak olan kayıp minimuma indirgemiş oluyoruz. O yüzden de buharda pişirme yöntemi genelde bebekler için ideal yöntem olarak söylenir ve öyledir de gerçekten. Ha, ne yaparsınız? Bu çok afilli şeyin içine doldurursunuz, kapatırsınız. Kaynayan suyun içine, kaynayan su var tencerenin içinde farz edin. Bunu içine yerleştiriyorsunuz. Ayakları sayesinde zaten bir tık yukarıda kalacağı için elmalar suyun içine girmiyor veya armut suyun içine girmiyor. Yani su buharlaşıyor ve içinden geçiyor ve o şekilde pişiriyor. Bu aletiniz olmazsa da hiç dert değil. Klasik bir tel süzgeç aynı şekilde işinizi görür. Plastik olanları kullanmayın çünkü eriyorlar. Bu sıcağa dayanamıyorlar çok fazla. Aynı şekilde bu sefer teli oturtup yine her ikisinde de kapağı kapatıyoruz ki buharı boşu boşuna kaçırmayalım. Alttan gelen su buharlaşıp içinden geçsin. Dolayısıyla da açtığınızda meyveden meyveye tabii ki değişecektir. Ama şöyle bir kontrol edip gerekiyorsa aşağısındaki su bitmişse ve hala istediğiniz kadar yumuşak değilse su ekleyerek bu süreci tamamlayabilirsiniz. Sonuçta meyveleriniz istediğiniz kıvama gelir, yumuşacık püre yapmaya hazır olur. Şimdi başka yöntemler de var. Mesela kayısıyı veya şeftaliyi soymak için nektarin haliyle çok yapışık olduğu vakit etine soyması zor olduğu için istiyorsanız herhangi bir kabak soyucu hani salatalık soymak için kullandığınız aletle cırt cırt yapabilirsiniz. Bazı anneler bana açıkçası biraz zor ve komplike geliyor gereksiz yere ama buna bir çizik atıp kaynar suda 2-3 dakika bekledikten sonra soğuk suya atıp bunu vışt diye soyabilirler. Bu domates için de hızlıca soymak için kabuğunu domatesi soymak zordur ya tercih edilen bir yöntem. Böyle daha sert kabuklu henüz püre halinde kullanmak istemeyeceğiniz kadar sert kabuğu olan şeftaliydi, nektarindi, kayısıydı gibi meyvelerde dediğim gibi şuraya bir X atıp bu kaynar su soğuk su işleminde geçirebilirsiniz. Evet, şimdi meyveleri sonuç olarak ya da dediğim gibi hiç kaynatmaya ihtiyacı olmayan avokado veya muz gibi meyveleri de alıp sonuç olarak tabakta ezme usulüyle hazırlayabilirsiniz. Tutun ki fazlaca koyu oldu. Muz mesela bir yumuşaklık ister. Rahatlıkla devam sütü, anne sütü veya içme suyu kullanabilirsiniz. Sonuç olarak devam sütü veya anne sütünü kullanmanın şöyle de bir faydası oluyor. Biliyorsunuz aşina olduğu bir tat olduğu için yeni tanışmakta olduğu meyveyi sevmesine yardımcı oluyor. Hoş genelde sebzeler gibi değil, meyveler tatlı oldukları için çocukların sevmesi sevmemesi gibi pek de bir korku olmuyor aslında. Evet, sanırım şimdilik bu kadar. Genel olarak meyveleri püre haline getirmek ya buhardan geçirerek yumuşatma usulüyle ya da zaten tabiatları gereği yumuşacıklarsa ve elinizle olduğu şekliyle, çiğ şekliyle ezebiliyorsanız o şekilde ezerek meyveyi püre haline getirebilirsiniz. İkinci bölümde nasıl saklıyoruz ve niçin kullanıyoruz? Görüşmek üzere.